Ya sen benim dedikim mi ya? Sana yeminle diyeyim bak senin için ne daha karlı olacak. Ya aşk olsun ne Meryem abla bunca yıllık müşteri mi? Yok hiç hukukum yoktur ya. Ha. Tamam bak akşama seni arayayım. Akşama arayayım seni arayayım. Kiminle konuşuyorsun sen? Hayda. Sana ne oğlum? Aziz. Eski defterleri açmamak lazım. Kim ne dedin açık konuş. Benim ağzım varmıyor. Senin yapmak istediğin şeyi söylemeye aziz. Dikkat et. Fena olur. İyice ayar bozuldu. Nere taktılar bu siteni anlamıyorum ki. Ya ne dostumda akıl var ne düşmanımda akıl var ya. Oğlum bu boşlar neler almışsınız? Bu azam mı gelecek? Ha Kibel. Aziz abim hoş bulduk. Aziz hoş gelmişsin. Hangi rüzgar abi? Nihayet geldin gözüm yollarda kaldı. Siz onları içeri yiyiverin biz de içeride hesaplaşalım. Belirler sana değil kızım. Nasıl bana değil daha sabah aramadım seni. Çocuklar dükkana bırakıverin Mehmet parasını ödeyecek. Vallahi ikinize de peynir kalmadı. Nasıl kalmadı? Canım hiç olur. Her hafta bu vakit alıyık biz. Ya biz senden en başta anlaşmadık. Ben peyniri senden alacaktım. Ben şimdi nereden bulacağım peyniri? Vallahi babangil ne kadar peynir, yoğurt, yağ varsa hepsini toptan aldırdın. Parayı da peşin verdin. Dükkanda kırıntı kalmadı. Babangil'e mal yağacağız. Yolumuza taş koyuyorsun Aziz Efendi hiç yakışıyor. Esnafız şurada ayıptır ya. Ya niye ayıp olsun? Ticaret yapıyor. Ticarette her şey mübah. Serbest rekabı. Keşin o meşin o paralar peşin o. Görüyorsun babamın yaptığını. Ya abla tamam ne sıkıntı yapıyorsun ki kendine? Parasıyla değil mi? Alırız marketten tenekeyle. Kızım burası geleneksel kahvaltıcı. Marketten peynir alınır hiç. Millet güler bize. Dolapta da ağza atacak kırıntı kalmamış. Şu Yılmaz'ın grup gidene kadar idare edebilseydik. Turist olmadan ne peynire gerek var ne yağ zaten. Of. Gene topu atacağız valla. Senin annen peynir mayalıyordu değil. He abla. Sizin ev nerede? Bak Turna abla eğer dersen ki sütü de peyniri de yetiştiririm sana. Hiç utanıp sıkılmadan şurada takla atacağım ha. Ama bak zor iş her güne yetiştirmen lazım. Eğer yapamam dersen onu da anlarım. Değildir sen benim kuzuma sahip çıktın. Aç açıkta komadın. Ben senin peynirini de yaparım. Sütünü de getiririm. Yoğurdunu da mayalarım güzel kızım. Ana senin sütün de gücün de yeter değil Sultan ablamın dükkana. Bak bu profesyonel iş ha. Her daim tedarik etmen gerek. Ya ne işin var benim oğlum? Bir sen sokakta aylak aylak gezerken dertlenmeye vakit lazımdı. E şimdi işe girdin o vakit de arttı. Sen hiç merak etme ablacığım. Bizim işimiz olduğu sürece Cemal bizimledir. Gözün arkada kalmasın. Şimdi sen de bakalım. Bizim toptancıya verdiğimiz fiyat sana uyar. De gel. Para mara istemeyen ben. Bak abla anam para istemiyor. Hadi kalk gidelim hadi. Ya ne diyorsun? Ananın hakkını koruyacaksın ha. Ya hiç öyle şey olur. Emeğinin hakkını alacaksın. Tamam toptancıdan aldığımın bir eksiğini vereyim. Senin de gönlün olsun benim de. Kızım ne parası alacağım ben senden? Ben onlara para vermeyeyim ki. Kendim yapıyorum kendim. Ya Turna abla sen nerede yaşıyorsun? O hayvanların yemi var, samanı var. Sonra senin emeğin var. E ticaret yapıyoruz. Ben kazanacağım, sen de kazanacaksın. Tamam toptancıdan aldığımın iki eksiğini vereyim. Ana, vallahi Sultan ablamla inatlaşıp da galip geleni hiç görmedim ha. De bir şey de olsun bu iş. Yarım olsun o vakit. Bak. Ben senin peynirini, yoğurdunu en alasından yapacağım. Ama bir kuruş fazla olmaz işine gelirsen. De haydi tamam. Tamam yarım o zaman.
Ama bak bu fiyat meselesini sonra konuşacağız. Eğer benden memnun kalırsan 3-5 kuruş fazlalaştıracaksın. Tamam. Hayır, namın yayılırsa başka dükkanlar kapar seni diye korkuyorum. Ya ben kendimi düşünüyorum. Hadi Cemal, hadi gidelim. Tamam. Hadi selametle. Hadi sen de işin gücün var. Hadi bereket. Gidelim yoksa anan üstüne para verecek. Abla hazırsın? Hazırım, haydi.